Bize AE'nin 12'ye eşit olduğu söyleniyor. Bu tam buradaki kenar. Ve EC'nin de 18 olduğu söylenmiş. EC eşittir 18. Sonra buraya bir dolu kenar ortay çizilmiş. Biz onların bu arada kenar ortay olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü karşı kenarla kesiştikleri zaman bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olduğu söyleniyor. ED DC'ye eşit. CB BA'ya eşit. AF FE'ye eşit. Ve burada F, B ve D orta noktalar. G, evet buradaki G de kenar ortayların kesiştiği ağırlık merkezi. Bize sordukları ilk şey BGC'nin bu üçgenin alanı nedir? Bu alanı bulabilmek için şimdi ilk hatırlamamız gereken şey şu. Üç kenar ortayın bir üçgenin alanını 6 eş üçgene böldüğünü hatırlayalım. Evet, ilk olarak bunu hatırlamamız gerekiyor. Yani eğer tüm üçgenin alanını bulabilirsek, ki bulabiliriz, bu bir dik üçgen, bunu bize söylemişler. Buradaki AE tüm bu mesafe 12 olacak. Boşluk bırakacağım, tüm bu mesafe 12. Buradaki tüm mesafe de 18. Bunlar zaten bize verilmiş. Yani AEC'nin alanı, AEC'nin alanı, tabanın yarısı, ki taban 18, çarpı yükseklik. Bu da 18 çarpı 12 eşittir 108 yapar. Tüm AEC dik üçgeninin alanı budur. Eğer BGC'nin alanını isteseydik, eğer buradaki yüksekliği azaltsaydık, kenar ortaylar tarafından çevrelenmiş olanları, o zaman bunu 6'ya bölmemiz yeterli olurdu. Çünkü bunların hepsi eşit alana sahip. Bunu geçen videomuzda yapmıştık. Yani BGC'nin alanı AEC'nin alanına eşit. Tüm üçgenin alanı 6'ya bölünmüş ki üçgenin alanı 108. 108 bölü 6 da 18 olur. Ve bu doğru sonuç çünkü 108 bu 18 kere 6 ile aynıdır. Yani buradaki 18 ilk bölümümüzün alanını bulduk. Demek ki bu kenar ortaylarla çevrelenmiş olan üçgenlerin alanları hepsi 18 olacak. Bu tüm bu FGE üçgeni 18 olacak. Ama biz burada ilk bölümü yaptık. Şimdi bize AG'nin uzunluğunu soruyorlar. AG buradaki kenar ortayın uzun olan kısmı. Ve AG'yi bulabilmek için hatırlamamız gereken şey şu. Ağırlık merkezinin kenar ortaya 2 bölü 3 uzaklıkta olduğu. Ya da kenar ortayı 2'ye 1 oranında olan iki parçaya böldüğünü hatırlamamız gerekiyor. Yani eğer tüm bu kenar ortayın uzunluğunu biliyorsak, 2 bölü 3'ünü alabiliriz. Bu bize AG'nin uzunluğunu verir. Ve şansımıza bu bir dik üçgen. Ve biz F ve D'nin orta noktaları olduğunu biliyoruz. Mesela AE'nin 12 olarak verildiğini, ED'nin şu 18'in yarısı yani 9 olduğunu biliyoruz. Yeni bir renk kullanayım. ED 9 olacak. Öyleyse Pisagor teoremini kullanarak AD'yi bulabiliriz. AD bu üçgenin hipotenüsüdür. Şimdi AED, AED üçgenine bakıyoruz. Bunu yazayım. 12'nin karesi artı 9'un karesinin AD'nin karesine eşit olacağını biliyoruz. 12'nin karesi 144'tür artı 81. Bu da AD'nin karesine eşit olacak. 225'miş. AD'nin karesine eşit olan 225. 225'in 15'in karesi olduğunu hatırlıyorsunuz diye ümit ediyorum. Yani AD eşittir 15. Ana kökü pozitif kökü almak isteyebilirsiniz. Çünkü uzaklıklar ve kenarların uzunlukları hakkında konuşuyoruz. Negatifleri umursamıyoruz. AD eşittir 15. Yani buradaki tüm bu mesafe 15'e eşit olacak. Ve AG, AD'nin 2 bölü 3'ü. AG, AD'nin 2 bölü 3'üne eşit. Yani bu 15 çarpı 2 bölü 3'e eşittir. Ki bu da 10 eder. Buradaki AG 10'a eşitmiş. Buradaki AG eşittir 10. İkinci bölümde tamamladık. Şimdi üçüncü bölüm. FGH'nin alanı nedir? Burayı bir renklendirelim. Eğer HG ve FG'nin uzunluğunu bilseydik, alanı rahat bulurduk. Ve aslında şimdi bunu bulmanın birden fazla yolu var. HG'yi bulmanın yollarından bir tanesi, HG'nin FGE ve AFG üçgenlerinin yüksekliği olduğunu hatırlamak. Ve bu iki üçgenin tabanı da 6. İkisinin tabanı da 6. Yani bu 6 ve buradaki 6.
Ve GH'ye eşit, GH'ye eşit bir yükseklikleri var. Ve biz alanın 18'e eşit olduğunu zaten biliyoruz. Eğer bu üçgeni buraya alırsak, diyebilirsiniz ki, alan hakkında konuşuyoruz. AFG'nin alanı, tabanın yarısı çarpı yükseklik, değil mi? Ki taban da 6 çarpı GH edecek. Bu, üçgenin alanına tabanın yarısı çarpı yüksekliğe eşittir. Ki bu da 18. 3 kere GH eşittir 18. Eğer her iki tarafı da 3'e bölersek, GH eşittir 6 ediyor. GH'nin 6 olduğunu bulmanın bir yolu budur. Aynı zamanda bir benzerlik tezi de geliştirebilirsiniz. Ve bak bu buradaki daha büyük olan üçgene benzer diyebilirsiniz. Bu hipotenüs tüm bu şeyin 2 bölü 3'ü. Öyleyse bu 9'un 2 bölü 3'ü olacak. Bu da burada 6'yı bulmanın diğer bir yoludur. Evet, her yolda uzunluğu bulduk, aldık. Şimdi, FH'nin kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. Eğer AH'nin ne olduğunu bulabilirsek, FH'nin ne olduğunu rahatlıkla buluruz. AH'nin ne olduğunu bulabilirsek dedik. A'dan F'ye 6 olduğunu bildiğimiz için, FH, AH, eksi, AF olacak değil mi? A'dan F'ye 6 olduğunu bildiğimiz için, FH, AH eksi AF olacak. AH'nin ne olduğunu bulalım. Bir kez daha benzerlik kuralıyla yapabiliriz ve eğer bunu usulen yapmak isterseniz ikisi arasından daha büyük olan budur. Ve bu, daha küçükle ikisinin 90 derecelik bir açıları var. İkisinin de bu açıları ortak. Yani iki açıları ortak. Kesinlikle demek ki benzer üçgenler. Ve böylece AH'nin AE'ye oranını biliyoruz. Bunu turuncu ile yapalım. AH'nin AE'ye olan oranını biliyoruz. Evet, AE 12'dir. Ve 10 olan AG'nin zaten bulduğumuz 15 olan AD'ye oranına eşittir. Yani H'yi düşünmenin bir yolu 12'nin 2 bölü 3'ü. Sadece matematik kullanarak yapabiliriz. Sadece benzer üçgenleri kullanarak. Yani bu sağ taraf 2 bölü 3. Yani AH her iki tarafı da 12 ile çarparsak 2 bölü 3 çarpı 12. Ve sonuçta 8'dir. AH 8, AF 6. Buradaki FH 2 olacak. Böylece artık FHG'nin alanını bulmak için yeterli bilgimiz var. Tabanın yarısı, FH'yi burada taban olarak kullanacağım. 2'nin yarısı çarpı yükseklik, yani çarpı 6 ki bu da 6'ya eşittir. Ve bitirdik.